Sütü, unu, şekeri ve nişastayı bir tencereye alıp muhallebi kıvamına gelene dek pişiriyoruz. Göz göz olduktan sonra içine şekerli vanilin ekliyoruz. Dilerseniz içine damla sıkıt aromalı şekerli vanillerden de ekleyebilirsiniz. Ve daha sonra kenar alıp soğumaya bırakıyoruz. Başka bir tavada yaş kadayıfları kırık kırık kavuracağız. Bunun için 2 kaşık tereyağı ve 3 kaşık kadar şekere ihtiyacımız var. Şekeri kavrulmaya yakın anda atacağız. Yaş kadayıfları için size tavsiyem 1 paket yaş kadayıfı görünümün içine koyun. İyice donduktan sonra tavaya kırıklayıp bu şekilde daha kolay kırıldığını göreceksiniz. İsteğe bağlı içine fındık da atabilirsiniz. Fındık ya da ceviz de atabilirsiniz. Ben bugün fındık tercih ettim. Kavrulduktan sonra içine şeker ve fındığı aynı anda ilave edip 1 dakika kadar daha karıştırarak kavuracağız. Çok fazla kavurmayın, yanık tadı olmasın. Boya muhallebimizi bir paket sıvı krema ya da bir paket toz krem şanti ekleyerek çırpıcıyla çırpıyoruz ve böylece kıvam ve lezzet almasını sağlıyoruz. Bir borcama önce kadayıfın yarısını, daha sonra muhallebinin tamamını ve üzerine de kalan kadayıfın diğer yarısını ördük. Önce oda sıcaklığında, daha sonra buzdolabında dinlenmek üzere 2 saat kadar dinlendiriyoruz. 2 saatin sonunda da dilimleyerek servis yapıyoruz. Bu lezzetli tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok değişik ve güzel bir tadı var ve üstelik çok hafif bir tadı var. Afiyet olsun.